Basından bir kişi şu izlenimi edinebilir. Basından bir kişi toplumun çok büyük bir kesiminin itham suçlama uygulamalarını desteklemediğini düşünebilir. Basından böyle bir izlenim edinebilir. Açıkçası toplumun çoğunun desteklemediği gibi ben de desteklemiyorum. Olumsuz da değil derken cümlenin en sonunda aydır doğacağı. Bir sonraki sorumuz. Kuzey Afrika'nın temel sorunu, evet, non-close'a geliyor arkadaşlar. Bakalım nedir Kuzey Afrika'nın temel sorunu. Kuzey Afrika'nın temel sorunu bölgenin kurak ortamın çevresel koşulların destekleyebileceğinden daha fazla sayıda insana ev sahibi yapmasıdır. Evet. Kurak ortamın destekleyebileceğinden daha fazla insan. More people'den. Bir sonraki sorumuz. Doğal felaketler, büyük doğal felaketler sadece yaygın değil, aynı zamanda büyük sosyal bozulmalara ve tahribata ve salgın hastalıkların patlak vermesine de sebep oluyor. Yani hem yaygın hem de büyük sosyal bozulmalara, tahribatlara ve salgın hastalıkların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Not only but also arkadaşlar burada bir sıfat, burada da bir sıfat. Bu şekilde sıfat sıfat isim isim olduğunu arkadaşlar direkt aklınıza gelen dört yapıdan bir tanesidir. Bir sonraki sorumuzdayız. Her ne kadar hükümetin desteğine ve potansiyel bir iç pazara sahip olmasalar da ne hükümet desteğine ne de potansiyel bir iç pazara sahip olsalar da şirket projeye milyarlarca doları akıttı, döktü, yatırdı ve her şeyini kaybetti. Arkadaşlar bu şekilde isim isim, sıfat sıfat, zarf zarf, fiil fiil, cümle cümle olduğunda aklımıza gelen dört yapıdan bir tanesi nadir nordur. Evet, ilk kısımda arkadaşlar hükümet desteği, ikinci kısımda da potansiyel iç pazar. İki tane isim doğuracağımız neither nor. Peki gentle arkadaşlar isim eşleri bir yapı olarak görebiliriz tabii ki. Bir sonraki sorumuz. Daha da önemlisi Dawson'ın kitabı çevreci düşüncenin ne kadar güçlü ve radikal olabileceğinin bir göstergesi, hatırlatıcısıdır. Arkadaşlar bu şekilde cümleye geçmeden önce sıfat ya da zarf kullanımını mümkün kılan yapı have ya da türevi however'dır. Bir sonraki sorumuz. Son birkaç yıl zaman zarfında tüketicinin organik tarıma olan ilgisi bariz bir şekilde yükseldi. Son birkaç yıl zaman zarfında dediğimiz için otomatikman arkadaşlar present perfect ve talep şu anda tedariğinde önünde. Yani talebe yetişilemiyor. Arkadaşlar şu anda dediği için de burada can only ile beraber simple present tense doğru cevap. Bir sonraki sorumuz. Bu insanların tamamını öğlen yemeğine davet etmene gerek yoktu. Dolayısıyla niçin böyle bir şey yaptın? Evet, karşıdaki kişiyi sorgulayan bir yapı arkadaşlar. Buna gerek yoktu. Neden böyle bir şey yaptın? Bir sonraki sorumuz. Uydu görüntülerinin yardımıyla Endonezya hükümeti şunu gösterdi, şunu kanıtladı. Peki arkadaşlar, deadly non-close geliyor. Bakalım deadly non-close nasıl bir bilgi bize verilecek. Yağmur ormanlarının çok büyük oranda tahrip edilmesine sebep olan bizzatı kereste şirketlerinin kendileridir. Arkadaşlar ticari amaçlı ormandaki ağaçları kullanan şirketlerdir.
Peki arkadaşlar, bizim şu yorum yapmamız önemli. Uydu görüntülerinin desteğiyle Endonezya hükümeti şunu kanıtladı, gösterdi. Burada haber verme bilgisi, haber verme söz konusu olduğu için arkadaşlar present perfect. Burada da değişim odaklı bir bilgi söz konusu. Yağmur ormanlarının çok büyük oranda yıkılmasına sebep olan, yani yağmur ormanlarının çok büyük bir oranda yok edilmesine sebep olan, yani işte yüzde ağaç sayısı 90'a düştü, 90'lı 80'e düştü şeklinde değişim vurgulandığında present continuous kullanabilmekte. Bir sonraki sorumuz, muhtemelen bu insanlar bu gübrelerin kendi sağlıkları açısından ne kadar ciddi bir tehdit olduğunu fark edemeyecek kadar çok cahiller, bu konuda bilgisizler. Peki arkadaşlar, sonrasında Su Artı filmini canlı kullanan ve aşırı anlamını çevreye yüklediğimizde sağlıklı bir çevre yapmamı sağlayan yapı arkadaşlar Su'dur. Ve sonrasında bu şekilde cümleden önce sıfat ya da zarf kullanımı mümkün kılan yapıda have ya da türevi however'dır. Bu bölümün son sorusuna bakalım arkadaşlar. Ben ancak en saf olan bireyin böyle bu tür vaatlerle kandırılabileceğini düşünmüştüm. Arkadaşlar, saçtan sonra isim geldiği zaman anlamı böyle bu gibidir. Peki en saf olan bireyin, işçinin derken de arkadaşlar en anlamında the most kullanımı söz konusu.